Herkese günaydın. Nereye gidiyorum Olcay? Gidiyoruz değil. Nereye gidiyorum? Kasımpaşa'ya. Nereye gidiyorum? Eminönü'ne balıkçılara. Nereye gidiyorum? Söyleteceğim sana onu. Paris'e. Evet. Paris'e gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Çocuğumu babaannesine bıraktık. Olcay beni havalimanına götürüyor. Çok kısa bir seyahat olacak. Çok heyecanlıyım. Yani inanılmaz heyecanlıyım. Havalimanına sanki hayatımda ilk kez gidiyormuş gibi hissediyorum şu an. Kesin bir şeyler yapacağım bak tamam. Ne yapacağım ben sana söyleyeyim. Kesin telefonun ekranı kırılacak. Ay yaptırdım dün. Ben yaptırdım. Hı. Olcay karnım da aç gidiyorum havalimanında yemek için. Sakın yakarsın bizi. Allah açım. Simit 10 Uçak euro. Uçak 1'de şu an saat 9.30 duramam. Şuradan sana 2 tane simit alalım. Arkadaşlar size inşallah bu seyahatimi, bak çok havalı oluyor, seyahatimi vloglayacağım. Arkadaşlar benim için çok sürprizli bir uçuş oluyor. Diyeceksiniz ki ne sürprizi, ne oldu? Business uçuyorum. Evet, tam böyle giriyordum. Oradaki arkadaş dedi ki uçuşunuz neresi dedi, işte sıraya girmeden. Ben de Paris dedim. İşte update oldu dedi. Dilerseniz dedi işte şu kadar rakama business uçabilirsiniz dedi. Ben de yok teşekkür ederim gerek yok dedim. Sonra o anda Olcay'ı aradım. Dedim ki business teklif ettiler. Hemen dedi git dedi kabul et dedi. Çok iyi rakam dedi. Gittim kabul ettim. Şimdi launch'a giriyorum. Tabii ben bu heyecanla yurt dışı çıkış pulunu unuttum. Sonra gittim geri döndüm falan. Öyle. Şu an bu salatalar tam benlik. Ben bu tabağı yaptım kendime. Cappuccino, gözleme. Bir de kumru almış olabilirim. Pre shop'tayım, Lütfü'deyim. En sakin insan benim. Çünkü hiçbir şey almayacağım. Bakmıyorum böyle fiyatlara da ama şu an şunu bir yükseldim. Ama şu an almam. Taşımam yani. Taşımam. Şu anda bindik. Kalkmasını bekliyorum. Ben Paris'e geldim. şimdi bu Rusibus'tan şey alacağım. Bilet alacağım. Yaptığım şeyi söylüyorum. Dikkat etmedim aslında bildiğim bir şey ama fast track görmedim ve normal sıraya geçtim. Orada yabancı bir kadın herhalde beni business'ta gördüğü için dedi ki sen dedi oraya gideceksin. Niye bekliyorsun dedi. Aynı zamanda Olcay da yazdı. Ben hemen aydım ve gittim. Yani 20 dakika boşuna gitti. Ne yapayım? Hemen geldi, bindi. 13.7 euro. Zaten kartla aldım hemen orada. Ama otobüs şoföründen de alınabiliyor. Birkaç kişi de öyle aldı. Bavullarımı şuraya bıraktım. Gidiyorum. Bakayım ne kadar sürecek. Hiç korktuğum gibi olmadı bu arada. Niye korkuyorsam yani işte bir yıllık loss olduğum için olabilir mi? Ve gelmiş bulunuyorum. Evet, Lafayette'in oradayım şu anda. Çok kolay geldim. Direkt bir otobüs. Otelim de buraya çok yakın. Şimdi oteli bulacağım hemen. 2-3 dakika. Ben zaten 1,5 gün boyunca hep burada takılacağım. Yani böyle pek bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Burası bana yeter. Ayağımın tozuyla Apple'a gitti. Tabii ki de 14 Pro ve Pro Max yoktu. Sadece Olcay'a AirPods aldım. İyi oldu. Güzel oldu. Ona söylemedim. İlk tatlım ekler fıstıkla. Bakalım nasıl. Çok güzel. Ama şöyle söyleyeyim. Ben ruh hastasıyım. Bunu anladım. Ben ekleri böyle biraz yumuşacak diye bir türlü yapmaya başlayamadım bunları. Yani çok yumuşak, yani öyle sert değil. Ama tadı yani kreması çok iyi. Ya şimdi tekim ya, devamlı Olcay'ı arayasım geliyor. Gerçekten hani aile olmanın ne demek olduğunu
burada daha iyi anlıyorum. Hani çünkü bir şey, şimdi yeni bir şey yiyorsun, ediyorsun falan. Hep onun da haberi olsun istiyorsun. İnsan kesinlikle tek başına olunca işini hallediyor. Ben daha önceden buraya hep arkadaşlarımla gelmişim ve Fransa'yı çok iyi bilen biri vardı. Metro falan bana inanılmaz karışık geliyordu. Şimdi hemen bindim yani. Evet, Lantikot'a geldim. Sos ve patates sınırsız. Al sana klasik. Ya bence kötüydü. Yedim ama hani aç olduğum için yedim. O Café de Paris sosu yani böyle hem çok suluydu hem de böyle biraz ekşiydi. İşte klasik olsun dedik. Geldik. Aldık boyumuzun ölçüsünü. Neyse. Bir daha gelmem herhalde. Bir daha Paris'e gelirsem gelmem. Ama denemeyenler deneyebilir. 32 euro ödedim içecekle birlikte. Patatesle sos sınırsız oluyor. Onu birkaç kere sordu ister misiniz diye. Yok dedim, ben istemiyorum. Şimdi yine L'Entrecote'un oradan geçtim ve sıra oluşmuş. Daha önce kesinlikle değmez. Ben makaron sevmem ama orada yani yemiştim, hem Türkiye'dekinde de yemiştim, burada da yemiştim. Gayet güzel tabii ama ben hani aramam. O ahududuluyu aldım, onu hep merak ederim. Bugün yiyeceğim birazdan. Kaldım burada. Çünkü bilet alamadım metroda, bozuktu. Para geçmiyor. O durakta öyle. Otobüse bineceğim. İnşallah otobüste para alır. Herkese günaydın. Şu anda saat kaç? 8 galiba. Evet, 7:30-8 gibi. Buraya gelmeden önce işte yok otobüse binmem, yok metroya binmem, her yere yürüyerek giderim diye bir tribe girmiştim. Otel çok merkezi olunca yani direkt bu Lafayette'e çok yakın, yürüyerek 3 dakika filan. Dün La Dure'den aldığım o kırmızı, hiç okumadan aldığım ahududularını görüp saz anladığım şey güllüymüş. Zaten altında yazıyormuş, sonra fotoğraftan gördüm. Allah'ım, ben gül hiç sevmem tatlıda. Yani sadece ahududularını bir yudum aldım, bir ısırık. Sonra ahududularını yedim. Yani benim için felaket kötüydü. Hani seven biri için güzeldir hani, ama o gül yani çok kötüydü. Dün akşam metroda bilet şeyleri, makineleri çalışmıyordu o istasyondaki. Bilet alamadım. Sonra çıktım, otobüse bindim. Otobüse giderken de biletim yoktu. Şoföre söylüyorsunuz. O hani 2 euroya bana bilet verdi. Hemen geldim zaten. Ya, otelin yerini avucumun içi gibi biliyorum artık. Şimdi de meşhur Sedri'ye gideceğim. Hava şu anda buz gibi. Saat kaç? Saat 7:20 geçiyor. Yani erken kalkan burada da yol oluyor. Çok soğuk. Sedrik'te şimdiden sıra varsa artık yok diyeceğim. Ya, o sırayı beklememek için erken gidiyorum. Oğlum Sedrik geldi. Bak 9:30'da diyor. İlk ben geldim. İnanılmaz ufak bir yer yani görüntü. Hani ben çok büyük düşünüyordum. Alt giriş çok ufak. Acaba yanlış yere mi geldim falan dedim ama değil yani burası. Çok sade, çok güzel. Hani abartıdan uzak. İşte böyle olması gerekiyor. 6-7 kişi olduk. Heyecanlandım şu an. Sıranın ilk başındayım. Herkes bana kaçta açılacak diye soruyor. Kruvasanı aldım.
Ama maalesef hiçbir tatlı çıkarmadılar. Çıkmıyormuş sabah. Bir tane böyle çok aşırı büyük vanilyalı onun bir tatlısı var. Yani onu da almak istemedim. Bir de cookie vardı. Cookie zaten hiç almak istemedim. Yani sadece kruvasan aldım. Şimdi yiyeceğim. İlk ben girdim arkadaşlar. Ben burayı unuttum. Reels çekiyorum. Yani şöyle bir şey var. Sırayı bekledim. Eğer bu işi yapmıyor olsam, hani normal özlem olarak gelsem, çocukla falan gelsem asla beklemem. Yani çok güzel kruvasanı. Daha önceden yedim mi böyle kruvasan? Yedim ama mesela Paris'te kruvasanlar böyle değil, böyle hamur gibi farklı yerlerde. Mesela Paolo falan gördüm. Onları böyle hep hamur gibi. Gayet güzel, beğendim. Ama gerçekten hani bizimki de çok benziyor. O yüzden biraz kendime gurur duydum. Sade kruvasan daha güzel çikolatalısına göre. Çikolata çünkü böyle hafif yanık mı desem neyse yani şey. Sade kruvasan çok güzeldi. Şeye çok üzüldüm, hani sabah diğer tatlıları çıkarmıyorlar, orada hazırladılar filan. Diğer tatlıları alamadım. Ona üzüldüm. Şu anda Cafe de Flora'dayım. Sıcak çikolata içiyorum. Galiba burası AVM. New Balance'a geldim. Bakalım. Bakalım bulabilecek miyiz istediğimizi. Neyse ki New Balance numarasını, istediğim modelin numarasını buldum, aldım. Şu an tamamen tesadüfen 2016'da geldiğim pastacılık malzemeleri olan yere geldim. Çok duyguluyum şu an. Arkadaşlar yani at gibi yürüyorum. 10.000 adım olmuş. Saat daha 1.30. Şimdi yemek yiyeceğim. Dan İstanbul için birkaç tane böyle pasta malzemesi satan yerden işte çırpıcı falan aldım. Uğur getirsin diye aldım. Bu anı çok bekledim. Şunun sadeliğine, basitliğine bakın. Allah'ım Gelin birlikte ağlayalım. Şu elimdeki 1 euro. Yani 20 ile çarpsam yine de Türkiye'de bunu yiyemiyorum. Yani dönüşte de alacağım, yiyeceğim, doyacağım. Yani taşıyamam tabii de. 1 euro ya. 1 euro. Opera. Yoğun kahveli gayet iyi. Çok kötü. Şuna 3,5 euro verdim. Bu çikolataları merak ediyordum. Yunanistan'da görmüştüm ama 8 euroydu. Buradan 4,40 euroya aldım. Güzel bir indirim oldu. Çünkü beni bir tane takipçimle buluştuk. Sağ olsun Aysel. Daha uygun bir yere götürdü. Bir markete götürdü. Şurası ilk göz göze geldiğim yer. Hayatımda ilk kez soğan çorbası içiyorum. Üstünde böyle peynir gibi bir şey var. Göstereyim size. Böyle ekmek var. Ekmek bu, evet. Güzel ama tuzlu geldi biraz bana. Bakalım girelim. Bayağı kampanya var. Bir şeyler alacağım. Five Guys'a geldi. Hamburger ve patates. Ketçap mayonez yok mu? Var. Şurada var. Bizim otelin yanındaki krepçiye geldi. Bayağı da kalabalık ama. Amerikano ve krep, yani krep biraz ayar bir oldu. Bugün dönüş günü. Saat 8.20. Şimdi bir kahvaltı yapmaya gideceğim.
Dün akşam şurada göstereceğim şimdi size. Krep yedim. Krepi çok inceydi ama Nutella'yı öyle bir koymuşlar ki yani. Hiç iştah açmadı. Durun gösteriyorum. Burada yedim. Çok kalabalıktı. Böyle insanlar şarap falan içiyordu. Bu arada bizim otelde şurası. Şu gözüken en sondaki yer. Yani çok merkezi bir yer ama tabii bizim verdiğimiz paraya göre beklentiyi çok karşılamıyor. Hani çok pis falan değil. Tuvaleti falan gayet temiz ama hem çok küçük hem de böyle battaniyeler falan. Böyle işte biraz Taksim vari. Şimdi Angelina'ya gidiyorum. Yürüyeceğim oraya. Öyle. Yalnız ben fark ettiniz mi bilmiyorum da çok yemedim. Yani normalde hani insan her şeyi denemek falan ister. Ben öyle değilim. Yani ben biraz akışına bıraktım. Ben galiba buraya yürümeye geldim. Gerçekten iyi yürüdüm. Dün mesela 28 bin adım. Bir gün önce de 23 bin adım atmışım. Sabah çok soğuk oluyor. Ya uyumayı sevmiyorsanız bence 8'de çıkmanız lazım. Mesela ben o Angelina Paris'e gitmiştim. Şu an hani normalde hani neredeydi falan oluyorum ama hani normalde hiç hatırlamıyorum. Ama gittiğimde yani şu anda mesela canlandı burası. Hani hafızama kazınmış demek ki. Bu vlog benim için çok iyi oldu. Hani açıp açıp izlemek için ileride. Keşke o zamanlarda vlog olsaymış. Vallahi yani şu an yine duygusallaştım. Angelina. Omletim geldi. Sebzeli. Çok güzel kokuyor. Şunun pofudukluğuna bakın. Karamelli brioche. Yani karamelli French toast. Bakalım nasılmış. Aynadaki ben. Of of of. Brioche'a bak. Çok iyi. Angelina'da normalde hani brunch yemek daha hesaplı. Ama benim öyle bir vaktim yoktu. Ben ayrı ayrı yedim. Bir tane omlet. Karamelli brioche yani French toast. Bir de cappuccino. 34.40 tuttu. Öyle. Son olarak Pierre'den makaron aldım. Bayağı iyi. Yemin ederim son dakika golü yiyorduk. Bu geldik işte Roisbos. Herkes bekliyor burada. Bir sürü turist var havalimanı için. İki tane araba geldi otobüs. İkisi de almadı. Gittiler. Herkes böyle bir panik oldu. En çok ben tabii. Neyse ki şimdi de gidiyorum. 13.15 yani bir saat önce orada olacağım. O taksi ferileri almam lazım. Olcay Bey'e telefon aldım. Yani aslında kendime alacaktım. 14 Pro Max istiyordum. Ama 14 Pro Max yoktu. Olcay sen 14 Plus al ben onu da kullanırım dedi. Ya yani çok uyguna geldi buradan. Yani bir saat önce havalimanında olacağım. İnşallah sorun çıkmaz. İnşallah gittiğimdeki gibi kalabalık değildir. Uçağı kaçırırsam çok üzülürüm. Çok yetiştim. Taksifileri de okuttum. Gidiyorum. Yaşadığım stresi bir ben biliyorum. Bir de Allah. Yani geç kaldım herhalde. Almayacaklar beni. Yetiştim ama nasıl yetiştim? Çok korktum. Galiba boşuna plaj yaptım. Uçak ötelemiş. Bir tane tekstilimi alamadım. New Balance'ları. Neyse olsun yani. Çok kötü oldum. Yani
şu nefesime çok yazık oldu. Neyse, bu da bana ders olsun. Normalde ben hep erken gelirim ama hiç işte bugün bir şeyler oldu. O otobüsün geç gelmesi. Çaktayım. Hiçbir sıkıntı yok. Olcay da çok panik yaptı. Şansıma uçak biraz yöter yaptı yani böyle 10-15 dakika kadar. Bizim Instagram gelip ekonomide uçakken o business'ın geçişinde şu şarkıyı söyledi. Menüde bulgur pilavı, şöyle bir tatlı salata, içecek var. Saat 7:20 geçiyor, geldik. Uçakta çok kötü oldum yani, çok sıkıldım. Bir de böyle hapşırdım falan, inşallah hasta olmamışımdır. Eve gidince hemen C vitamini alacağım. Pasaport kontrolündeyiz. Ben videoyu artık kapatıyorum. Video shopu çekemeyeceğim. Çünkü halim kalmadı. İnşallah hasta olmam. Kollarımı hissetmiyorum. Free shop biraz bende hayal kırıklığı oldu. Çünkü herkes şey demişti, döviz daha ucuz diye. Bütün baktığım şeyler hepsi aynıydı. Sadece haberiniz olsun, şu anda parfüm, böyle kozmetik vesaire 4 al 3 öde var. O iyiydi. Ama tabii beni ilgilendirmiyor. Ben yine gittim çikolata falan aldım. Gerçi bir parfüm olayına girdim. Kendinize çok iyi bakın. Şu anda taksi sırasındayım. Olcay'la Deniz gelmedi. Hani ne kadar bekleyeceklerini bilmedikleri için, Deniz'den dolayı. Görüşürüz.